Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet, şöyle siyah tek renk yazmaya çok güzel bir iğneden tığa model hazırladım. Modelim şu şekilde. Evet, modelim hazırlamış olduğum modelim bakın 3 boyutlu bu şekilde sinek kanatlarından oluşan bir çiçek. Şöyle papatya gibi duruşu var arkadaşlar. Bu model bu ara sularının üzerine minik minik yapılmıştı. Üçlü kirpiklerin üzerine. Ben de İğne oyasındaki gibi arkadaşlar biliyorsunuz ilmek ardılıyor. Biz zincirle yaptığımız için çok büyük oluyor. Hatta bu tek yuvaların içine ikişer sinek kanadıydı. Ben biraz kibar olsun diye bu şekilde tek yaptım. Orada 5 yuvanın üzerine ikişer tane yaparak şöyle yuvanın içerisine 2 tane yaparak ona tamamlanıyordu. Ben de bu şekilde tasarlayayım istedim arkadaşlar. Bundan sonra da size çok güzel bir minik bu şekilde yapılan bir zambak oyası hazırlayacağım inşallah. Şöyle hoş ve zarif görüntüsü de güzel olan kalıp ki bakın hiçbir işlem yapmadım. Normalde şu alt çimenin ütülenmesi lazım. Onu dahi ütülemedim. Şöyle sadece alt çimenini ütüleyerek bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen yorumlara yazıyorsunuz ya. Bunun kullanımı nasıl olacak diye arkadaşlar ister böyle ister kolalayarak isterseniz de yumurtak böyle şekerle çırpıp dondurabilirsiniz. Evet modelim bu. Şöyle hoş ve zarif kolay görünüşü de güzel bir model hazırladım. Yapılış kısmında göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve hoş bir model. Böyle 3 boyutlu modelin iğne oyası gibi bakın iğne oyasıyla aynı görüntüsü olan bir model. Şöyle. Evet, şimdi anlatım kısmına geçelim. Ne kadar kolay olduğunu görün arkadaşlar. Evet, tülbentimin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek hazırladım. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledikten sonra sık iğnenin üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 ve 2. Bir defa tığı doladım. Hemen. Şöyle 1 ve 2. 2 tane trabzan. Tığımda kalan ilmeklerin hepsini bu şekilde kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle Bismillah. 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi buraya şöyle kapatıp bir tane tomurcuk oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battının içerisine girip kapatıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Ara suyu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle. Dediğim gibi ben 6 tane koydum. Siz ne kadar isterseniz o kadar ama fazlaya da gerek yok. Evet. Şimdi yuvamız için kirpiksiz trabzanlardan yapacağız. Şöyle iki zincirimi çektim. Tığ battının içine giriyorum. 2 ve 2. 2 zincirimi çekiyorum. Hemen yandakine kapattım. 2 zincir. Şöyle 2 ve 2. Bu şekilde bir tane kirpiksiz 3, bir tane de yarım yaptık. 7 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirdim. Bu boş olan trabzanımın tepe noktasına giriyorum. Şöyle bir zincirle düz tarafına döndüm. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Hemen şöyle 1, 2, 2 ve 2 alarak bakın bu şekilde minik bir yaprak yapıyorum. Şöyle bakın. 3 tane kenarda trabzanı var. Dördüncüye sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanın arasına kapattım. Buraya da 4 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2,
3, şöyle 4, 5.yi yuvada yapıyorum. Şöyle küçük bir yaprak yaptık. 2 tane zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Minik bir dal yapacağım. 3 tane zincir çekiyorum. Bu daha minik olacak arkadaşlar. Gösterdiğim yaprak biraz büyük oldu. Sökmek de istemedim. Sizle şimdi orijinalini yapacağız inşallah. Evet. Dalımız bu kadar arkadaşlar. Ortasında 3 zincir olan minik bir dal. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Şöyle 2 ve 2. Sağdaki yaprağın aynısını bu tarafı yapacağız. Bir defa tığı doladım. 1, 2 ve 2. 3 seferde. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 2 ve 2 alarak 4 seferde aldığım bir trabzan. 4 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde. Ve geriye kalan trabzanın kısmına da 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle kirpikten sonra 4 sık iğne. 5. sık iğne de aynen bu şekilde yuvada. Bakın, çünkü sağdaki yaprakta da aynı işlem olmuştu. Solda da aynı işlemi yapıyorum. Şimdi direkt aşağı inerek yaprak işlemini bitirelim. Şöyle 2 zincirimi çektim. Hemen boş tığ battıya girip bakın bu şekilde kapatıyorum. Şimdi ara su işlemine direkt geçiyorum. 3 tane zincir bakın. Aşağı indim. Yaprak işlemini bitirdim. Şöyle yaprağımı net göstereyim. Şimdi bu 6 tane ara su işlemine geçiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1 ve 2. Bir defa tığı doladım. Aynı yuvanın içine 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın 1 ve 2. Üçünü birden kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirden oluşan kirpiği her iki trabzanın ara kısmında, bu zincirin ara kısmında girdim. Şimdi yine 3 tane zincir çekip bu ara suyumu kapatıyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, 2. 2 tanesi tığında. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 ve 2. 2 trabzan aynı tığ battıya. Şöyle. Ve üçünü birden kapattım. 5 zincirimi bu ara kısımdan bakın. Şöyle 3 zincirle trabzanların ara kısmından 2 trabzanı bir bağlıyorum. Şöyle 3 zincir kapattım. 1, 2, 3 zincir. Evet. Şöyle. Aynı işlem arkadaşlar. 6 tane olacak. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Direkt çiçeğimizi yapalım. Şöyle tersine çeviriyorum. Yaprağın ters tarafından. Şöyle uçtaki 3 zincirli dalın içerisine girip ipimi buraya sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri kapatıyorum. Bu şekilde buraya. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm bak. Bu 5 zincirli yuvayı da yuva ediniyoruz. 5 tane 5 zincirden 7 tane kirpik yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 2 bu şekilde bakın. 1 2 3 4 5 zincir. 3 1 2 3 4 5 zincir. 4 1 2 3 4 ve 5 zincir. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir. Altı olurdu. Sonuncu 5 zincirimizi çekelim. 5 zinciri yine yuvaya kapatıp
Şöyle iyice oturtuyoruz bakın arkadaşlar. Bir zincirle de çekip koparıyoruz. Demin size gösterdiğim motifte bu 5 zincirleri 7 ile çekmiştik arkadaşlar. O yüzden orta çanak kısmı büyük duruyor. Söküp tekrar yapmaya uğraşmak istemedim. Böyle bu şekilde size 5'er zincirden göstereceğiz. Evet, şimdi sinek kanatlarını yapalım. Evet, şöyle. Bunlar da dal sayılır arkadaşlar. Sinek kanatlarımız için iyi olacağı için burası da dal sayılabilir. Bu iç kısmı bu şekilde iki renkli olsun istedim. Çünkü iğne yasında böyleydi. Çok güzel duruyordu. Aynısını tasarladım. Şöyle 5 zincirimi çekiyorum. 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın şu köşedeki sık iğne de önemli. 4 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirdim. Bu 5 zincirli yuvanın içine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Bakın turuncu yuvanın içine şu ilk şöyle sabitleyip sinek kanadımızı oluşturduk. Bu şekilde her yuvanın içine birer sinek kanadı yaparak çiçeğimi oluşturacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden geçişimi yaptım. 5 zincir çekiyorum. Yuvanın içine giriyorum. Sabitleyip 1, 2, 3 ve 4 zincir. Çevirdim. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle düz tarafına çevirdim. Yine bu 5 zincirli yuvanın içine sinek kanadımı sabitliyorum. Sıradaki bu yuvaya geçiyorum. Bakın bu şekilde minik minik sinek kanatlar. İğne yasında ismi sinek kanadı arkadaşlar. Burada da o isimle devam ettiriyoruz. 4 zincirimi çektim. Kapatıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Çevirdim. Turuncu yuvaya. Her bir 5 zincire bu şekilde sinek kanadı yapıyorum. İpimi güzelce esnettim. İncecik olması için. Hem de zincirleri sıkı çekiyorum. Kalıp gibi durması için. 5 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Çevirdim. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9. Kapatıyorum. Bakın buradaki yuvanın içerisine. Sıradaki yuvaya geçişimi yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Şöyle turuncu yuvanın içerisine sabitliyorum. Son iki kaldı. Onları da yapıp şöyle çiçeğimizi tamamlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya kapattım turuncu yuvaya. 4 zincir. Kapatıyorum 5 zincirin içerisine. 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle turuncu yuvaya kapatıyorum.
Ve son kalan 7. yuvama da hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile geçiyorum. Bakın. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım 5 zincirimi. Ve 4 zincir. Yuvanın içine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yuvanın içine giriyorum. Ve sabitliyorum. Evet, şimdi buradan bakın. İlk sinek kanadından şöyle çevirdim bakın arkadaşlar. Bu ilk sinek kanadının ister bu turuncu yuvasını isterseniz sık iğnenin içerisine sabitleyebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse, hangisini düzgün yapabilirsiniz. Lakin yaparken ben sahte sık iğne kullanıyorum. Sahte sık iğne daha zarif ve şöyle bakın yokmuş gibi göstereyim. Birleşim noktasını göstereyim. Şöyle. Hemen biraz uzun kesiyorum. Şöyle bakın. Biraz uzun kestim. Şöyle. Burası düz yüzü. Şu turuncular. Maksat içerisinden şöyle turuncu gözüksün. Şunu her zamanki gibi arkadaşlar. Şuradan ilk yaprağın. Bakın şöyle tutayım. İlk yaprağın. Yani sinek kanadının şöyle arka tarafından. İki tane ilmek alıp şöyle şu dip ilk sık iğneden de girelim. Kaynaştırma işlemi yapalım. Şöyle kopardığımız ip de biraz uzun olursa kolayca bakın bu tarafı geçiyor. Şöyle çekip bunu kısaltıp burada yakacağız. Şöyle gördüğünüz gibi kolay. İsterseniz bunu sihirli halkayla yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde benim gibi dal üzerine tutturabilirsiniz. Şu ipimi kestiğim ipi yakıp hemen geliyorum. Evet, modelimiz hazır arkadaşlar. Şöyle yaptığımız modeli daha net karşılaştırarak bakalım. Şöyle şu dal kısmından bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın bu yeşili 5 zincirle yaptığım için daha büyük. Burası da 3 zincirli olduğu için daha minik. Bu içteki turuncuları 5 zincirle yaptım. Buradakiler de 7 zincirden oluştuğu için bakın kök kısmı daha büyük duruyor ama aslı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ben ilk tasarlayış bazen hani kesip yenisini yapıyorum. Kesmeye kıyamadım daha doğrusu vakit zaman açısından. Hemen videoya geçme açısından. Bakın aslı size gösterdiğim gibi olacak. Önemli olan size videoda anlattığım kısım birebir aynısı. Şöyle bakın 3 boyutlu. Bunun iç kısmı 7 zincirden oluşuyor. Bununkisi 5 zincirden. Önemli olan arkadaşlar şu rengi verebilmekti benim için. Şöyle açıklı koyulu tonlama yapabilmekti. Bakın bunun şeyi 7 zincirden olduğu için böyle sarısı daha iri gözüküyor. Dediğim gibi aslı bu şekilde olacak. Daha zarif çünkü iğne oyasında da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ara suyunu da tarif ettim sanırsam. Ütülerken sadece arka kısmından çimenini ve yaprağını ütüleyin arkadaşlar. Ben ütülemedim. Ütüsüz şöyle. Siz ütüleyerek güzel bir işçilik çıkarabilirsiniz. Modelim bu arkadaşlar. Elimden geldiği kadar her detayını göstermeye, anlatmaya çalıştım. Şöyle yine de göstereyim. Bakın. Şöyle bakın renkler de çok uydu. Hardar ve sarı tonlaması yaparak şöyle göz zevkinize uyum sağlasın istedim. Şöyle inşallah güzel ve hoş gözüküyordur. Şöyle bir tasarım yapayım dedim. Evet, yakın tutayım arkadaşlar. Kameradan bakarak pek kadar oluyor. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak
Destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.